سبحان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد المكتوب السادس والسبعون والمئة birinci cilt 176. mektup. İlel Molla Muhammedin Sıddık. Molla Muhammed Sıddık, yani ilim ehli bir hocaya göndermiş İmam Rabbani Hazretleri. Tabi onun şahsında bizlere göndermiş. Rabbül Alemin bizlere lazım olanları almayı, hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin inşallah. في بيان أن حفظ الأوقات من ضروريات هذا الطريق. Şunun beyanı hakkında olacak ki bu tarikat-ı aliye-i Nakşibendiye'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi de zamanı korumak, vakitlerimizi muhafaza edebilmek. Zamanı öyle bol, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi böyle bulup da onunla alakalı yanlış bir istimalimiz, kullanımımız olmaması için bazı nasihatlerde bulunmuş olacak. Mevla Teala Hazretleri gerek bu mektup ve diğer mektupların ve bütün ulûm-ü şeriyenin bizlere ulaşmasında kimlerin zerre kadar emeği varsa hepsini tarafımızdan hayır mükafatını mükafatlandırsın inşallah. Evet, bizlere de bizden sonrakilere tam bir şekilde bu emanetleri teslim etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine istafa. Bütün hamdler Allah-u Teala Hazretleri'ne mahsustur. Selam da Allah-u Teala Hazretleri'nin seçmiş olduğu kullar ki başta peygamberler, evliya ve diğer salih kulları üzerine olsun. İ'lem, bil ki enne min hüsnü islamil mer'i, kişinin İslam'ının güzelliğindendir. İştigaluhu bima ya'nihi. Evet, kendisine gerekli olan, kendisinin lazım olan, faydalı olan şeylerle meşgul olması ve i'raduhu amma la ya'nihi. Ve aynı şekilde kendisine gerekli faydası olmayan herhangi bir dünyalık veyahut da ahiretlik, yani helalinden dünya ve ahiretlik meselelerde faydası olmayan, bir işe yaramayan şeylerden yüz çevirmesi. Dolayısıyla فَلَا بُدَّ اِذَنْ مِنْ حِفْظِ الْاَوْقَاتِ. Evet. Madem kendisine lazım olan şeylerle meşgul olup مَا لَا يَعْنِي dediğimiz kendisine lazım olmayan şeylerden yüz çevirmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. O zaman vakitlerini muhafaza etmesi gerekir insanın. لِيَلَّا تَتْلُفَ فِي اُمُورٍ لَا طَائِلَ ف۪يهَا. Çünkü faydasız olan işlerle o vakitlerini telef etmesin, o işlerini zayi etmesin diye ki bu gerek hadis-i şeriflerde, gerek ulemanın, sahabenin sözlerinde bolca zikredilen bir mesele. Hatta ve hatta bununla alakalı İbnül Cevzi rahimahullah zamanı muhafaza etmekle alakalı bir kitap yazmış. Orada bolca rivayetlerde zikretmiş. İnşallah burada da biraz bahsetmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayet Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. İnne sihhate vel feraga ni'metani min ni'amillahi azze ve cel. Belki birçoğumuzun gözünün önünde olmasına rağmen böyle onun değerini anlamadığımız iki büyük nimet, Allah'ın nimetlerinde olan iki bin nimet. Birincisi sıhhat, ikincisi de boş zaman. Boş zaman. Et mebğunun fihima kesirun minen nas. İnsanların çoğu bu iki nimet hakkında evet aldanıyorlar. Gerekli şekilde kullanmıyorlar sıhhatli olan zamanlarını, değerlendirmiyorlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine diğer bir rivayet ki Şeddad İbni Evth radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet.
Şeddad İbni Evs radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-keyyisü men dâne nefsehu, evet, akıllı kişi, aklı başında olan kişi, nefsini hesaba çeken ve amine limâ ba'del mevt, ölümden sonrası için, evet, hazırlık yapan, ona ameller yapan, önden gönderen kişi, zaman bol, nasıl olsa daha çok vaktimiz var gibi tulu emel sahibi olup da böyle işleri boş vermiş olan kimse değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vel acizü men etba'a nefsehu hevâhâ. Aciz olan kişi ise nefsinin hevasının peşine tabi olmuş. Ve temennâ alallâhi azze ve cellel emânî. Kuruntularla vakitlerini Mevla'ya, işte Mevla bana böyle yapar, buraya gidince şöyle nimetler bulurum, böyle cennet olur, böyle makamlar olur, böyle kuruntularla ömrünü geçiriyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aciz kişi bu şekilde. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bâdirû bile amâli seb'an. Evet. Siz yedi şekilde, yedi husustaki amellere mübadere edin, sürat edin, durmadan oraya doğru ilerleyin. هَلْ تَنْتَظِرُونَ اِلَّا فَقْرًا مَنْسِيًّا. Siz böyle çok şiddetli bir fakirlik, muhtaç olma durumunu mu bekliyorsunuz? Yani amelleri yapmıyorsunuz. اَوْغِنًا مُغْدِيًا. Veyahut da insanı azdırıcı bir zenginlik, Mevla Teala zel verecek, o da azacak. Nereden geldiğini, ne yaptığını farkına varamayacak. اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا. Veyahut da insanın bütün yaşantısını alt üst eden bir hastalıkla mı onu mu bekliyorsunuz? Ev heramen müfenniden, yoksa böyle bir yaşlılık ki insanda her şeyi, bütün azalarını böyle iptal eden, ev mevten mücihizen, çok hızlı bir ölüm mü bekliyorsunuz anından gelen, yani ona göre bu zamanlarınızı değerlendirmiyorsunuz. Ev deccale feşerun gaybun yuntazar, veyahut da deccali mi bekliyorsunuz ki, evet, henüz hazır olmayan bir şer ki bekleniyor. Ev saate, veyahut da kıyameti mi bekliyorsunuz ki فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَاَمَرْ. Evet, kıyamet daha şiddetli ve daha acıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bolca buymuş olduğumuz bir rivayet ki insanın zamanını değerlendirmesi, kendini daima hesaba çekmesiyle alakalı Hazreti Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen söz حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا. Evet, hesaba çekilmeden önce nefislerinizi bir hesaba çekiniz. وَزِنُوا اَعْمَالِ اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُوْزَنُوا. Nefislerinizi de bir tartılmadan önce tartınız. Ben bu amellerle beraber Allah'ın huzuruna çıktığım zaman nasıl hesap veririm? Bu amellerimle ben Mevla'nın razı olmuş olduğu bir hayata mı düçar olurum? Yoksa bu yanlış amellerle ahirete gittiğim zaman yanlış bir yerlerde mi olurum diye nefislerinizi bir hesaba çekiniz. فَاِنَّهُ اَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا اَنْ تُحَاسِبُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمِ. Ve bugün sizin kendinizi hesaba çekmeniz, yarın sizin üzerinize hesap konulması, hesaba uğramanızdan daha ehvendir, daha kolaydır. Bugün kendinizi düzeltme imkanı vardır ama yarın o imkan olmayacaktır. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْاَكْبَرِ. Evet, hiçbir gizliliğin kalmayacağı ayet-i cellerde ifade edildiği üzere يَوْمَ اِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. Evet, o gün Allah'a arz olacaksınız da hiçbir gizli şeyiniz kalmayacak. İşte o gün gelmeden önce ard-ı ekber denilen her şeyin meydana döküleceği gün gelmeden önce kendinizi hazırlayınız diyor Efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh gelen bu rivayette. Yine Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki ben inni le ubghidur racule farigan neyse fi şeyin min amel dunya ve la min el amel ahire. Ben ne dünya işi yapan ne ahiret işi yapan bir insanı boş gördüğüm zaman çok buğz ediyorum diyor. Ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh özellikle hem Mekke'de hem Medine döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunmuş olan ümmetin fakihi, bütün mezheplerin başkurucusu diyebiliriz. Özellikle Hanefi mezhebinin başkurucusu diyebiliriz. Sahabenin müftilerinden, müçtehitlerinden ve birçok hükmü bize beyan eden büyük bir sahabedir. Evet. Yine
ondan gelmiş olan bir rivayette şöyle buyuruyor: İnnekum fi memerril leyli ven nehar. Siz böyle gecenin gündüzün gittiği yerlerdesiniz. Gece gündüz geçip gidiyor. Evet, fi ecelin menkusa. Ayrıca siz yine eksilen bir ecelinizin dolmasındasınız. Gittikçe eceliniz sona eriyor. Ve amelin mehfuza. Ve yaptıklarınız da kayıt altına alınıyor. Yapılan şeyler öyle geçilmeyecek, karşımıza çıkacak. Vel mevtu ye'ti bagteten. Ve ölüm de ansızın gelecek. Yani öyle bir mühlet verilmesi yok. Yarın 3 gün 5 gün sonra geliyor gibi bir haber de yok. Anında gelebilir ki hepimize Allah hayırlı ölümler versin inşallah. En güzel amelimizi yaparken Allah'ın huzuruna çıkmak Rabbim nasip eylesin. Evet. Femen zera'a hayran yuşiku en yahsude rağbeten. Şu kısa dünya hayatını geçerken, yaşarken kim hayır ziraat ederse, ekerse, kim hayırları ekerse onu teşvik edici olarak hasat etmesi, toplaması yakındır. Yani çocuğunu düzgün yetiştirmekle, talebe yetiştirmekle veyahut da ilim, bir kitap vesaire yazmakla veya bir hayır, hasenat, sadakayı cariye demiş olduğumuz bir cami, medrese veyahut da insanların menfaatine olan bir şey yapmakla bir insan hayır ekerse, hayır işleri yaparak, hiçbir şey yapamıyorsak tebessüm ederek, insanlarla güzel geçinerek, insanların hayır duasını alarak, evet camimizdeydi, evet komşumuzdu, evet beraber karşılaşıyorduk ama iyi insandı, güler yüzlüydü, bize böyle hüsnü muamelelerde bulunurdu deyip güzel bir iz bırakıp adamın gönlünde yer edebilsek, evet inşallah ahirette onun karşılığını göreceğiz dualarla ve hayırın, hasenatın bize dönüşlü. Ama men zera'a şerran, kim de şer ekerse, yanlış işler yaparsa, insanlarla geçimi yok, başkalarına bir hayır menfaati yok, o zaman yuşiku en yahsuden nedameten, ahirette pişmanlık biçecek. Evet, ki her insan pişman olacak. Yani hayır yapanlar da pişman olacak, niye daha çok yapmadık diye. Ama zaten yanlış işler yapanlar niye bunları yaptık diye defaatle pişman olacaklar. Onun için لِكُلِّ زَارِعٍ مَا زَرَعَ. Her ekene ektiği vardır. Kimse farklı bir şey şer ekip de hayır bulacağını düşünmesin Allah muhafaza, veyahut da hayır eken de illa hayır bulacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine zamanı değerlendirmekle alakalı her bir oturuşumuzu, her bir anı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen bir rivayet ki: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَتَفَرَّقُوا عَلَى غَيْرِ ذِكِرِ اللّٰهِ. Evet, bir mecliste oturdular ve Allah'ın zikri olmadan oradan ayrıldılar. Boş şeylerle zaman geçti. İlla teferraku an misli cifeti himarin. Evet, eşek leşin gibi bir şeyden onun etrafında oturmuşlar da kalkmışlar gibi olmuştur o meclise zikrullah olmazsa. Ve kâne zâlikel meclisu aleyhim hasraten yevmel kıyame. Ve o meclis kıyamet gününde onlara pişmanlık olacak. Nasıl böyle bir mecliste bulunduk, nasıl böyle bir Allah'ı zikretmedik diye böyle söyleyecekler. Evet. Yine şöyle bir rivayet geliyor ki: La yelisu kavmin meclisen la yezkurunallahi azze ve cel. Zamanını düzgün değerlendirmeyip de bir mecliste bulundukları zaman Allah'ı zikretmezlerse, ve la yusallune fihi alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir o mecliste yine Resulullah'a eğer herhangi bir salat etmezlerse, illa kene aleyhim hasraten ve in dehalul cenne. Evet, cennete girseler de dahi o meclis onlara pişmanlık olacak. Lima yaravne mine's sevab. Evet, sevabı gördükleri zaman, karşılığını görünce, biz bunları nasıl terk ederiz ki? Yine sahih bir şekilde gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir insan durduğu yerde bile men kâle subhanallahil azim ve bihamdihi ghuriset lehu nakhletun fil cenne. Kim subhanallahil azim ve bihamdihi derse,
Sübhanallahil azime bihamdi, bu kadar. Ona cennetine bir ağaç, özellikle hurma ağacı dikiyorlar. Hiçbir şey yapmadan oturduğu yerde insan cennetini döşemiş oluyor ki yine gelen rivayetlerde innel cennete kıyanun, cennet kupkuru bir arazi. Herkes kendi cennetini orada döşemiş oluyor. Kendi cennetini orada doldurmuş oluyor. İşte men gada ilel mescide ve raha addallahu nuzulehu kullama gada ve raha. Yine başka farklı rivayetlerde kim mescide gidip gelirse camiye, Allah Teala Hazretleri ona her gidip gelmesine bir köşk bina edecek diye. Abdest de aynı şekilde sünnet ve cihaz üzere alındığı zaman, konuşulmadığı zaman da yine aynı şekilde Allah Teala Hazretleri onun cennetine bir köşk bina edecek. Yani buradan biz götürmüş oluyoruz. Burada yapılan bu hayru hasenat, taat, bunlar dünyada cennetin sureti. Dünyada cennet bu şekilde gözüküyor. Bu yapılan namazlar, zikirler, dualar, ibadetler ahiret alemine dönüldüğünde nimetlere, cennetteki makamlara, derecelere dönüşmüş oluyor. Aynı şekilde cehennemin dünyadaki görüntülenmesi, bu dünyada hali günahlar suretinde. Bu günahlar ahiret alemine döndüğü anda cehenneme, ateşe, Allah muhafaza eylesin, azaplara düçar olmuş oluyor ki Allah bizleri muhafaza eylesin, hayırlara muvaffak eylesin inşallah. Yine son bir rivayet yapıp devam edelim mektuba inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İğtenim hamsen kable hamsin. Evet, çokça dinlemiş olduğunuz belki bir rivayet. Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bilin. Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bilin. Şebâbeke kable heramik. Evet, ihtiyarlanmadan önce, yaşlanmadan önce gençliğinin kıymetini bil. Onu ganimet bil. Ve sıhhateke kable sekamik. Hastalanmadan önce sağlıklı halinin kıymetini bil. Ve gınâke kable fekrik. Kimseye muhtaç olmadığın halde muhtaçlığından, muhtaçlık gelmesinden önce bunu bil. Yani başkasına muhtaç olma durumundan önce kimseye muhtaç olmama durumunu, ihtiyaçsızlık halinin kıymetini bil. Ve firâgeke kable şuğulik. Meşguliyetinden önce boş zamanlarının kıymetini iyi bil. Ve hayâteke kable mevtik. Ölüm gelmeden önce hayatının kıymetini bil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala Hazretleri kıymet bilmek nasip eylesin inşallah. İşte İmam Rabbani Hazretleri kattesallahu sirrahu, bu belki rivayet, daha nice rivayetlerin bize harmanlanmış şekilde önümüze, mektupta önümüze koymuş oluyor ki işte boş işlerle zamanı geçirmemek, zamanı muhafaza etmek. يَنْبَغِي اَنْ تَعْتَقِدَ اَنَّ اِنْشَادَ الشِّعْرِ وَهِكَايَةَ الْقَصَصِ نَصِيبُ الْاَعْدَاءِ. Evet, şöyle bilmek, itikat etmek gerekir ki, şöyle inanmamak gerekir. Yani şiir söylemeyi veyahut da kıssalar anlatmayı, böyle hikaye okumayı, evet, düşmanların nasibi olarak görmek gerekir. Yani bunlar belki yeri geldiği zaman iyi, yeri geldiği zaman belki faydalı olabilir ama bambaşka bir hedeften, bambaşka bir âli himmetli olmaktan bahsediyor İmam Rabbani Hazretleri. Bunu bile düşünmeyin diyor yani. Bunları bile geçin. Daha çok önemli işlerimiz var ki ve en teşteğile bir sükut. Sükut, susmakla alakalı meşgul olun. Susun diyor yani. Susun. Ki yine ulemadan İbn Ebi Dünya'nın Kitab-ı Samt'ı var mesela. Susmayla alakalı rivayetleri yazmış. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de sahabe-i kiramdan gelen susmanın fazileti. Ulu orta konuşmamak. Öyle her konuştuğumuzda bir şu anda dünyadayken bir şey almıyorlar diye dilimizde nasıl olsa kuru, fermuarı da yok, konuş. Öyle gelir gelmez her şey olur orta. Bilirsin, bilmezsin, soruldu, sorulmadı, lazımdır, değildir, konuş. Bunların hesabını yapmadan konuşmamak gerekir. Evet. Ve ihtimâ'il ashabi fi hâzâ tarîk innemâ huve li cemîiyetil bâtin. Böyle diyorsun, sükût diyorsun. Batın nispetini, kalp huzurunu muhafaza etmek diyorsun. Madem öyle, neden toplanıyorsunuz da toplu bir şekilde böyle toplu böyle cemiyetler yapıyorsunuz, toplu böyle sohbet ortamları oluyor? Bu kapıda, bu yolda bu şekilde toplanmak, iç huzuru muhafaza etmek, bu hasıl olması, bu meydana gelmesi için.
Lale teştiyetil hatiri. Yoksa laklak olsun, öyle muhabbet olsun boş yere, bunun için değil. Bilakis o huzur ortamında, zikir ortamı olsun, ilim ortamı olsun, sohbet ortamı olsun, o ortamla birlikte insan iç huzurunu elde etmesi için, yoksa boş boş öyle muhabbet etmek için değil. وَلِهَذَا يِخْتَارُ الْخَلْطَةَ فِي الْخَلْوَةِ. Bundan dolayı da bu toplu bir şekilde birbirimize duala, zikirdeki yapılan derslerimize başladığımızda, hatmi şerife başladığımızda, cemiyi hatalarımızdan estağfirullah deyince bütün ders yapanlar birbirinin adına istiğfar çekmiş oluyor. Birbirinin seyri sülüküne yardımcı olmuş oluyor bütün ihvanlar. Dolayısıyla bu halta, yani insanlara karışmayı, halvete, tek başına kalmaya tercih ediyor bu yolda. Bundan dolayıdır. Huzur elde etmek için. Ve talebul cemiyyete minel içtima. Evet, toplanıldığı zaman da cemiyeti aramak için toplanılıyor. Ve meta kanel içtima'u sebeben litteferruka. Evet. Ama böyle bir ortam yoksa, toplanıyorsun, iç huzurun daha beter dağılıyor. Toplanıyorsun, bir yer araya geliyorsun, orada huzur olmuyor. Yelzeme tehaşi minhu. Evet, ondan sakınmak o zaman lazım gelir. Ve teba'udu ve teba'ude anhu. Yine ondan uzak durmak gerekir. Bizim toplanmalarımız, bir araya gelmemiz huzurun hasıl olması içindir. Ama bir araya geldiniz ve o toplanmadan, o bir arada bulunmadan huzur halinden ziyade daha beter iç huzurun gidiyor. Olan feyzin de kaçıyor. O zaman uzak dur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve külli şeyin yeştemi'u ma'le içtima. Toplanmayla beraber hasıl olan bütün o iç huzur, o feyiz, o bereket, o sohbet sonrasında kuvve-i manemiyeyi bulmak, o feyzi alabilmek, sohbetten sonra tekrar daha iyi şeriat-ı garra-i Muhammediye yaşayabilmek, böyle bir şey oluyorsa o zaman fehve mübarekün, o bereketlidir, onda hayırlar vardır, dünya ahiret bizim menfaatimizedir, öyle meclis bırakılmaz. Ve illa eğer öyle bir şey yoksa, toplanmadan böyle bir iç huzur veyahut da bir böyle şer'i şerifi yaşamaya gayret, huzura bir destek olmuyorsa, fe meş'umun ve gayr mübarekin, o bir uğursuzluk söz konusudur ve mübarek değildir. Evet. Ve yenbeğil issaliki, Mevla yolcusu, Allah'ın rızasını kazanmaya gayret eden bir kişiye gerekir. En ya'iş ala vecihin tahsulul cemiyyetu littalibin ala fi sohbetihi. Evet, öyle bir şekilde yaşayacak ki onun sohbetinde talipler, Mevla talipleri, Allah yolcularının cemiyyeti, iç huzuru hasıl olacak. Bu şekilde yaşaması gerekir. La ennehu yulqihim ve yermihim ilel teferrukati. Yoksa diğer yanında bulunan kişilerin, evet, gerek hoca olabilir, gerek vaaz veren olabilir, gerek yanında bulunan bir ihvan kardeşi olabilir, onları böyle tefrikaya, onların yanına gelecek huzuru, feyzi kaçacak, öyle bir şey de olmayacak. Tabii ki şöyle de demeyeceğiz, ya nasıl adamsın, senin yanına geldim feyzim kaçtı, sen böyle şerli adam mısın, nesin de demeyeceğiz. Tabii öncelikle kendimizde bakacağız, acaba benim ne yanlışım var da böyle bir şey oldu diye, eksiklik oldu gibi. Önce bunun araştırması yapılması lazım. Yoksa ben çok iyiydim, güzeldim, hoştum da seni gördüm feyzim kaçtı, daha da yüzüne bakmam gibi buradan öyle bir mana çıkarmış olmayalım. Bilakis bizim yapmış olduğumuz şeyler başkalarına menfaat vermeli, başkalarına bir hayıra vesile olmalı, başkalarında güzel şeyler açmalı. Yoksa biz gideceğiz, selam vermeye korkar bir yüzümüz, yanımıza yaklaşılmaya korkar, acaba eliyle deliyle bir zarar mı eder, benim arkamdan mı konuşur, bana laf mı söyler, benimle alay mı eder, bana yoksa başka bir istenmeyen şeye mi sebep olur gibi, bize karşı böyle bir şey olmayacak ki, başta biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca rivayetinden bir tanesi ki, el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman, diğer Müslümanların kendisinin elinden ve dilinden, elinden ve dilinden buyurması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün her şeyinden demektir. Yani insanın ekseri fiilleri, sözleri
yani diliyle ve ellerinden meydana geldiği için zikri cüz, irade-i küldür burada. Yani bütün her şeyindendir. Yoksa ayakla tekme attın sıkıntı yok manasına gelmez bu. Bütün her şeyiyle başkalarının eziyet görmediği, selamet bulduğu kişidir Müslüman. Dolayısıyla biz de bu şekilde olmamız gerekir. Başkaları bizden eziyet değil, hayır bulmaları, bir menfaat bulmaları gerekir. Evet. Ve yenbeği en yukallibe eydan evraka nefsihi. Aynı şekilde kişi kendi nefsinin sayfalarına bakmalı. Kendini bir yoklamalı ki acaba nerede eksiğim, kusurum var, nerede hatam var, buna bakmalı. Yine İbn-i Ebi Şeybe'nin yapmış olduğu bir rivayet, Muhammed İbn-i Ka'b radıyallahu anh'tan uzun bir rivayetten, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا, Allah bir kuluna hayır murad ediyorsa, فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ, dinde fakih yapar onu, din ilimlerinde alim yapar, وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا, dünyaya karşı kalbine bir soğukluk atar, وَبَصَّرَهُ عَيُوبَهُ, Allah ona kendi ayıplarını gösterir. Başkalarının ayıbıyla ilgilenecek hali olmaz. Şurası böyle, burası böyle, çocuğu böyle, kendisi böyle, cübbesi böyle, takkesi böyle demez. Kendiyle uğraşır. Acaba benim nerede eksiğim var? Nerede kusurum var? Nasıl düzeltirim? Bunun derdinde olur. Evet. Ve en yübeddilel keleme bis sükut. Kendi nefsine bakacak. Kendi nefsinin sayfalarını çevirecek. Eksiğim, kusurum var mı diye. Ve aynı şekilde çok konuşmayı, gereksiz konuşmayı sükuta çevirecek. Susacak. El vaktu leyse vaktel meşairi ve la hinil muhaverati. Böyle şiir okuma veyahut da böyle konuşma, böyle lak lak yapma yani, zamanı değildir, sükut zamanıdır, böyle zamanı değerlendirme dönemidir, öyle tuğlu emel sahibi olup ne zamanı bit nasıl olsa hesap sorulmuyor diye de her kelimemizin böyle hesabını yapmadan geçirmek, bu şekilde olmamız gerekiyor. O mel vaktu vakte dersi ev keşfe keşşafin keşfe keşşafin. Evet, vakit böyle başkasına ders vereyim, başkasına böyle üstün çıkayım değil, kendi nefsini yoklama veyahut da başka böyle şeylerin peşi zamanı değildir diyor İmam Rabbani. Kendimize çeki düzen verme, zamanımızı iyi değerlendirme zamanıdır demiş. Hele hele bunu bir hocaya söylemiş İmam Rabbani Hazretleri, hepimiz üzerine alınmamız lazım. Vesselamu selam, üzeriniz olsun. Evet. Gel ey aşık, sana remzem bu derdim. Beyan idem kulak ver behremendim. Bu kemter oldu memur serbülendim. Ayan idem sana ben ercümendim. Karar itme hemen hakka gidelim. Cemali ma kemale seyir gidelim. Gel ey aşık, sana remzem bu derdim. Ey Mevla'ya aşık olan kişi, evladım, sana bu derdim işaret ediyorum ki beyan idem kulak ver behremendim. Ey nasipli kişim, ey değerli kişim, gel kulak ver, sana da bunu anlatayım, izah edeyim. Bu kemter oldu memur serbülendim. Ziyade noksan diye kendisini söylüyor ama tabii ki onlar o Zat-ı Pâki Sübhaniye ile o huzur halinde, o murakabe halinde o kadar çok oluyorlar ki kendilerini ziyade noksan görüyorlar. Ama onların kendilerini noksan görmeleri, evet, onların ne kadar değerli olduğunun alametidir. Ne kadar kıymetli olduğunun alametidir. Ne kadar Mevla ile beraber olma hallerinin alametidir. Kendilerine kemter diyorlar. Evet, bu kemter memur oldu. O artık seyri fil eşyayı maallah makamına gelince bir peygamber gibi insanları Mevla'ya çağırıyor, davet ediyor ve emrolunmuş oluyor. Memur oluyor Mevla'ya insanları davet etmeye, bu din-i bin İslam'ı anlatmaya. Evet, serbülendim. Evet, yüksek kişi, kıymetli kişi. Ayan idem sana ben ercümendim. Ey muhterem, akıllı, değerli insan. Sana ben bunu, evet, gözle görürmüşçesine bir hale getirmiş olayım. Bakın nasıl iltifat ediyor. Birine hitap ederken değerli, kıymetli, nasipli. Yani birine hitap ettiğimiz zaman da aynı şekilde kendisini hem düşük gösteriyor, başkasını yüce, büyük, böyle güzel iltifatlarla iltifatlandırıyor. Bize de bu şekilde numune oluyor. Dilimiz önemli. Karşımızdaki insanlara muhatap olma şekillerimiz önemli. Karar etme hemen hakka gidelim. Cemali bağ kemale seyredelim. Tembel tembel oturup durma. Dünyaya buna gelmedik.
zamanımızı değerlendirmeye geldik, zamanı muhafaza etmeye geldik. İmam Rabbani Hazretleri'nin söylemiş olduğunu daha tatlı bir uslupla, daha hoş bir uslupla İsmet Garibullah Kattesallahu Sirru ve Efendi babamız anlatmış oldu. Rabbim inşallah buna da bizleri muvaffak eylesin. Zamanımızın her lahzasını, her anını, her saniyesini dikkatli kullanıp öylece de ahirette bol bol güzel karşılıklarını bulmaya Rabbim bizleri nasip eylesin inşallah. Ve ahiru da'vanel elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.